Yine bir başka model CRF250L. Tabii bize 250 gelecek, burada 300L. Burada da çeşitli yine tasarım farklılıkları var. Çamurlukta bir değişiklik var. Süspansiyonlarda farklılık yapmışlar. Hem pivot noktaları değişmiş hem de yine bu motorda rally gibi yerden biraz daha yükselmiş. Şimdi rallyde tabii yine sürücünün konforuna önem veriyorlardı. Bunda da yine önem vermişler. Bunda da yine sele yanlara doğru biraz daha geniş. Tabii rally kadar ön camı vesairesi bir şey olmadı. Şimdi bu biraz daha çıplak bir model. Bunun tabii rüzgar koruması o kadar yok. Fakat 300'lük blokla gelse tabii çok güzel, çok keyifli olurdu. Burada da yine sürücünün sürüş hissini arttırmak için çeşitli değişiklikler yapmışlar. Arka salıncağın esneme oranlarını değiştirmişler. İşte ön süspansiyonun esneme oranlarını değiştirmişler. Artı olarak yine egzozda da değişiklik var. Yani aslında aynı motoru kullandığı için CRF Rally'de olan motor değişiklikleri burada da yapılmış. Bu egzozun daha güzel ses çıkarttığı ama yakıt tüketimini falan da düşürdüğü, tabii emisyonu da aynı zamanda düşürdüğünü söylüyorlar. Ben tabii daha henüz dinleyemedim. Yazan arkadaşların açıklamaları bu şekilde. Şu kutu çok hoş olmuş burada. Alet kutusunu buraya koyuyorsun. Güzel, bunu aksesuar olarak alan çok insan vardı bunun gibi şeyleri. Hani burada bunu almak hoş, güzel. Araziye vesaire bir şey çıkıyorsan zaten arkaya markaya bir şeyler bağlıyorsun. Türkiye'de çok seveni var. L'nin de Rally'nin de Türkiye'de inanılmaz seveni var. Şimdi nasıl sevmeyesin ki? Bozuk yol vesaire bir şey olduğu yerde, köylük yer, Anadolu'dasın veya işte Karadeniz'desin, bir yerdesin. Kusura bakmayın sesim biraz yorgunluktan. Anadolu'nun bir yerindesin. Ne yapıyorsun? Alıyorsun abi Honda'yı. Servis var, şey var, yedek parça var, sıkıntı yok. Motoru da bir şey olmuyor zaten. Buna bir koruma demiri koyuyorsun. Bak benim arkadaşımda vardı bunlar. Şimdi biraz böyle hikaye anlatacak gibi olacağız ama. Bir önceki kasasından benim arkadaşımda vardı. Koruma demiriyle bir de elcik korumalar da vardı. 2-3 tane arabaya böyle patlattı. Yandan vurdu. İşte motoru düşürdü. Bir şeyler yaptı falan. Motorda çizik yok, hiçbir şey yok. Şimdi nasıl sevmeyesin ki şimdi bu motoru? Bozukla bilmem ne, hiçbir şey umurunda olmadan geziyorsun, gidiyorsun. Günlükte bile kullanırsın yani İstanbul'da şehir içinde. Her türlü kullanılır. İşte Avrupa'da da bakmayın siz yani böyle çok bunu günlükte kullanan adam var. İşte şu sinyaller keşke LED'de değişseydi. Rally'de olduğu gibi. Far belki LED'de değişse çok daha güzel olurdu ama yani fiyata oynamak istiyor adam burada. Bu makineyi alıp daha tepe her yere girip çıkabilirsiniz. Dediğim gibi güzel bir koruma demiri. Ondan sonra her yere gir çık. Düşük yakıt tüketimi, düşük işletim maliyetli, güzel bir makina. Yapılan değişiklikleri tabii ki böyle anlatmak için etrafını dönmek değil de doğru düzgün şekilde inceleme çekmek lazım. Hani ben sadece burada şöyle güzel içlik detaylarını gösterebilirim. Boyanın kalitesini gösterebilirim. Ne bileyim kullanılan şuradaki frenleri birazcık gösterebilirim. Şu egzozun şeklini gösterebilirim. Seleyi zaten gösterdim biliyorsunuz. Hani bu olur. Güzel eklentilerle CRF 250L'yi tabii burada 300L şu anda kişiselleştirip kendi isteklerinize göre kullanmanız olası. Bizde kaça gelir, kaça gider? Açıkçası çok bilemiyorum ama şu kur şokundan sonra ben 70 liradan aşağı bir fiyat beklemiyorum. Sizin tahmin ettiğiniz fiyat nedir? Onu da bana söylerseniz çok sevinirim. Yorumlarda duymak isteriz. CRF 250L'den şimdilik bu kadardı. Bak üstünde adam binince de nasıl gözüküyor onu da oradan görüyorsun. Tabii sizin gözünüz başka bir yerde ben biliyorum. Bu da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.